Yani şu anda böyle bıçak gibi bambaşka bir devre girdi. Şimdi bana hiçbir şey güzel gelmiyor. Mesela aşık olduğum İstanbul. Siz zaten İstanbul'u ne kadar Hayır, oldu artık terk yani edeli? bırakın Bodrum'da aşkı, yaşıyorsunuz aşkı çünkü. bırakın. Yani nefret kelimesini kullanmayı sevmiyorum. Bakın gitti, İstanbul'um yok benim. Çünkü ben Ortaköy'de kahve içemiyorum. Çünkü Ortaköy'de kahve içmek için Cihangir'den Ortaköy 2 saat trafik. Bir kahveye. Oraya gittiğim zaman sevdiğim insan türlerini görmüyorum. O naif Ortaköy'ü görmüyorum. Tarabya'da balık yiyemiyorum. Kanlıca'da yoğurdumu yiyemiyorum. Adaya gittiğinizde Allah vermeye her yer pislik dolu, piknik yapıyoruz diye çöpler içinde adaya gidip keyfimi alamıyorum. Tahtakale ölürüm biterim. Tahtakale'ye gidemiyorum. Peki İstanbul'u ne? Geceleyin sadece. Arada bir çıkıyorum arabayla. Karaköy Köprüsü'nü geçerken şöyle ışıltılar içinde karanlık bütün kirlikleri örter ya. Hani ışık içinde şöyle bakıyorum. Ha, Haliç'im ve Saray'ım onları diyorum ve geçiyorum. Tabii gönlün acıyor mu? Çok acıyor. Çok acıyor. Yani çünkü siz gençler Beyoğlu'nu görmediniz. Yani Beyoğlu'na çıkmak ne demekti? Yani Beyoğlu'na çıkmak sinema bizimdi, Yeni Melek Sineması çocukken. Hani haftada bir kere dadım götürürdü. Tramvaya binip tramvayla geçeriz. Tarlabaşı zaten daracık bir yol. Benim bir hakkım vardı cumartesileri. Zengin olmamıza rağmen çok sıkı büyüttüler bizi. Yani çok Disiplinli. disiplinli büyüttüler. Mesela cumartesi günü ya bir muhallebi yiyebilirim ya bir profiterol yiyebilirim. Çünkü Bir disiplinli tanesini. yaşamak Onu zorundasınız. seçmek zorundaydım. Fakat o profiterol ya da o su muhallebisini yerken ki çocuklar aldığım keyfi bugün hiçbir genç bir şey yerken almıyor. Yani o nasıl bir keyifti her cumartesi onu beklemek ve o film sonrası onu yemek böyle damağına vura vura. Çünkü Ya da sınırlı o sayıda tramvayda verildiği için giderken. kıymeti de biliniyordu. Evet. Şimdi her çocuğun elinde her istediği her an veriliyor. Buradan Hayır, ama çok yanlış yapıyorlar. Mesela bakın ne diyorum. Ben ilk defa hayatımda, bunu bir daha söyleyeceğim buradan da. 17 yaşındaydım kendime ayakkabı seçtiğimde. 17 yaşına kadar yazlık bir ayakkabı alınır. ki o kadar zengin olmanıza Sandalet. rağmen. Kışında bir tane okula ayakkabı, bir de bayramlarda ayakkabı başucumuza koyardık. Hani giyelim onu diye.